Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. 2022 yılı sona eriyor. Seçimlerin yapılmasına 6 ay bir süre kalması bir yana, Cumhur İttifakı'nın vermiş olduğu sözler tutulmadan meclisin tatile girmesiyle ilgili bir grup önerisi dün AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Nereye gidiyorsunuz dedik, ne yapıyorsunuz, nasıl tatile gidersiniz? Yani akıl alır gibi değil, bu kadar çok beklenti varken meclisi yarından itibaren ta yılbaşından sonraya kadar tatile sokacak bir grup önerisi getiriyorlar. Oysa ki emeklilikte yaşa takılanların yıllardır yaşadıkları mağduriyeti bir hatırlayalım. Emekliler emekliliği hak edip de yaşlarını kanunun öngördüğü yaş sınırını doldurmadıkları için emeklilikte yaşa takılanlar vardı. Onlara Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki bütün siyasi partiler söz verdiler ve 27. dönem başladığında da tüm siyasi partiler, 4 siyasi parti kanun tekliflerini verdiler. Emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesi için harekete geçildiğinde Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kaybedeceğimizi bilsek biz bu işte yokuz dediği için MHP'de hayır oyu verdi. Ve artık emeklilikte yaşa takılanlar ve emeklilikte MHP'ye takılanlar aynı mağdur grup olarak devam ediyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin her istediğine evet dedi ama EYT konusunda kılını bile kıpırdatmadı. Ne zaman ki anketler baş aşağı gidiyor ve Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kaybettiğini gerçekten gördü, dedi ki EYT işini halledeceğiz. İşin özü budur. Seçim kaybedeceğimi bilsem çıkarmam diyorken. Şimdi EYT evet demesinin seçimi başka türlü kazanamayacağını, bu şartlar altında asla kazanamayacağını görmüş olmasından. Sonra iki bakan arasında farklı farklı açıklamalar, bir sürtüşmenin olduğunun ortaya çıkması, verilen talimatlar ama en son ne dediniz geçen hafta? 2022 yılı bitmeden emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz, bu işi mecliste halledeceğiz. Şimdi meclisi kapatıp Noel tatiline gidiyorlar. Aynı durum kadro bekleyen sözleşmeliler için geçerli. Sözleşmeliler kadro bekliyor. 2022 bitmeden halledilecekti. Şimdi tatile gidiyorlar. Yılbaşı gecesi EYT'ler bayram edecekken yine endişe edecekler. Yılbaşı gecesi sözleşmeli personel yılbaşı mutluluğunu bir bayram sevinciyle yaşayabilecekken şimdi yine endişe edecekler. Çünkü verilip de tutulmayan sözler en son 2022 bitmeden denmişti son tarih. Şimdi hadi bakalım Ocak ayında ne olacak? Ya olacak ya olmayacak. Bir de kapsam sorunu var bu iki işinde. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Hem EYT'de hem sözleşmeli personelde şartsız şurtsuz hak eden herkese hakkının verilmesi gerekiyor. Yeni yaş sınırları getirmek, şartlara bağlamak, birilerini kapsam dışında bırakmak kabul edilebileceğimiz bir durum değildir. Ayrıca bir gerçek var. Bu Milliyetçi Hareket Partisi olmadan hepiniz görüyorsunuz. Aşağıda toplantı yeter sayısı isteniyor. Meclisin çalışabilmesi için 200 kişi olacak. Toplamda 330'un üzerinde milletvekilleri olmasına rağmen o kadar dağılmış ki bu iktidar. O kadar darmadağın durumda ki salonda 200 kişiyi bulunduramıyorlar. Hatta AK Parti kendi 280 milletvekiliyle buraya gelebilecekken 200 kişiyi bulunduramıyor. MHP asker gibi tam kadro tam destek veriyor bunlara. Yani MHP olmasa meclisi çalıştıramaz haldeler. MHP neredeyse Devlet Bey hariç herkes geliyor yoklamalara giriyor ve her kanun MHP sayesinde çıkıyor. Örneğin limanların 49 yıla tamamlanarak Katarlılara ve yandaşlara ihalesiz peşkeşi MHP olmasa geçmez buradan. Aklınıza gelebilecek yandaşa her türlü kıyak MHP olmadan geçmez. Zenginlere vergi affı
MHP olmadan geçmez. Yani MHP dese ki, ya kardeşim her şey benim sayemde geçiyor, ben olmasam yoksunuz, bir de benim dediğim olsun dese, 5 sene önce EYT çözülecekti. 5 yıldır mağdur olanların hepsinin vebali günahı hem AKP'nin hem MHP'nin boynunda. Bu 5 yılda bu bekleyenler, maaş alamayanlar, mağdur olanlar, MHP dese ki, kardeşim örneğin ben şöyle bir baktım, bu MHP'nin ne teklifleri var? Hepsi burada. Hepsine teker teker baktım teklifleri. Hepiniz inceleyebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi, Ali Muhittin Taşdoğan mesela. Antep fıstığı üreticilerine prim. MHP dese ki, ya beşli çeteye kıyak, prim, kaynak verirken bir de Antep fıstığı üreticisini ben istemişim, vallahi olacak. Ama demiyor. Arzu Erdem, staj ve çıraklık konusu. Ya çıldırıyor staj mağdurları. Kanun teklifi vermiş. Deyiverseler, ya bugünkü kanunun yanında bir de staj mağduru sorunu çözelim, olacak. Yapmıyorlar. Yine Ümit Yılmaz, kamu eczacılarının sorunu. Teklifi vermiş, arkasında durmuyorlar. Nevin Taşlıçay'ın Kültür Bakanlığı'nda sözleşmeli sanatçılar kadroya geçsin. Ne güzel öneri. Desenize, her şeyde biz el kaldırıyoruz da bir seferde siz bize hayır mı diyebilecekler? Bir deyin bakalım. Yani daha neler var? Topal Osman'la ilgili iadeye itibara kadar Devlet Bahçeli imzalamış. Ya deyin ki bizim, bakın MHP olarak kanun tekliflerimiz var. Hep siz mi getireceksiniz? Tam kadro gelip oy veriyoruz burada. Bir kere de siz verin dese çiftçinin de yüzü gülecek, işçinin de yüzü gülecek. Ama yüz güldürmeye değil, kayıtsız şartsız AKP'ye desteğe, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü güldürmeye yemin etmiş adamlar. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Yani bugün MHP istese toplumdaki pek çok sorun çözülecekken, çiftçinin hak ettiğini alabilecekken, memurlar istedikleri zamları, hak ettikleri zamları alabilecekken, emekliler enflasyona ezdirilmeyebilecekken ya da esnaf sahip çıkılabilecekken, hepsini yüzüstü bırakan MHP'dir. Çok basitçe söyleyebilirler. Bizden bu kadar destek varken biraz da bizim dediğimiz olsun, ama demiyorlar. Onlar vatandaşın değil, Tayyip Erdoğan'ın gönlünü yapmanın peşindeler. Nasıl bir kararlılık, nasıl bir motivasyon görüyorsunuz? Ancak Tayyip Erdoğan bir şeye karar verirse, örnek EYT, o zaman bakın dediğimizi yaptık. Ya 5 senedir niye yapmadınız? 5 senede nasıl mağdur oldu insanlar? Şimdi artık işin sonuna gelindi. Seçimdeki hezimet görüldü. Yapacaklar, onu da gelecek seneye bırakıyorlar. Bir de hep birlikte tatile. Ben utanıyorum. Muhalefet milletvekili olarak utanıyorum. Bu kadar dert, tasa, sorun varken bu meclisin gidip de yılbaşı tatilini kendi eliyle böyle 15 günlere, 14 günlere uzatmasından vallahi billahi rahatsızlık duyuyoruz. Ayrıca sırf bunlar yok, bir kez daha hatırlatıp destek istiyoruz ki bütün çalışanlar için patronları aradan çıkarıp promosyonla ilgili yasal düzenlemeyi yapmamız lazım. Özel sektörde çalışıyor, maaşını bankadan alıyor. Bir kanun maddesi koyacağız. Özel sektörde çalışan herkese bankalar promosyonu doğrudan işçiye öder. Bir emekli kendi kendine pazarlık gücü var, tek başına 8.500-9.000 lira alabiliyor. Bu kadar özel sektör çalışanı için kamu bankalarından başlayarak bir rekabet, bir kızışma, görün bakın neler olacak. O para olsa bu kara kışta doğalgaz, elektrik, su, telefon, varsa kömür, bütün bu faturalar bir seferde ödenir devlete, bir kuruşluk olmadan. Bankadan alacağız, çalışana vereceğiz. Bunun kime ne zararı var ya? 3 maddelik kanun. Yazdık, hazırladık, komisyonda bekliyor. Gelecek hafta bunu yapsanız, o gideceğiniz memleketin girişinde davulla zurnayla karşılar millet sizi ya. Helal olsun der, alnınızdan öper. Ama şu çalışanın promosyonunu neden vermiyoruz?
Bir diğer hususumuz asgari ücret meselesi. Asgari ücrette Nebati'nin bir kere büyük bir vurdum duymazlığı var Sayın Nebati'nin. Asgari ücret konuşulurken derhal bu yıl bitmeden yeniden değerleme oranlarına işi bırakmadan ve bugün motorlu taşıtlar vergisindeki gibi işler başımıza gelmeden bizim vergi dilimlerini bu yıl içinde ayarlamamız lazım. 32 bin lira olanı 80'e, 70 olanı 200'e yaparsak brüt 10 bin lira maaş alan çalışanın 16 bin lira vergisi cebine kalıyor arkadaşlar. Ama diyorlar ki ayarlamaya gerek yok. Yani devlet emekçinin cebinden yan kesicilikle para alıyor. Verirken kaşıkla herkesin önünde veriyor, alkışlarla, kutlamalarla, alırken arka cepten çaktırmadan alıyor. Böyle devlet olunmaz. Hepinizin, bütün çalışanların hakkını yiyorlar. Bu konuda da mecliste düzenleme yapmak gerekiyor. Şimdi gelelim asgari ücrete. Asgari ücret meselesi şöyle bir yere oturdu. Recep Tayyip Erdoğan açısından tarihi bir adım. Son eksiğini tamamladı. Beyefendinin işgal etmediği tek koltuk asgari ücret komisyon başkanlığıydı. Bundan önce biliyorsunuz bağımsız karar vermesi, 5 yıllığına seçilmesi ve özerk olması gereken Merkez Bankası Başkanı'na laf dinlemiyor diye görevden aldı. Fiilen kendisi Merkez Bankası Başkanı. O söylüyor, o söyleyince faizler iniyor. Dediği kadar iniyor. İndirmeyenin tepesine biniyor, koltuktan indiriyor. En son asgari ücret tespit komisyon başkanı olmuş. Yarın ben açıklayacağım diyor. O zaman ne gerek var komisyona kardeşim? Dalga mı geçiyorsunuz? Asgari ücret tespit komisyonu bir öneride bulunur. Onun işi önermek. Sen de o öneriye göre bir açıklama yaparsın. Daha fazlasını yaparsan da bundan seni destekleyenler mutluluk duyar. Bak istenenden fazla verdik diye. Ama öyle bir şey yapmış ki asgari ücret komisyonu çalışıyor. Kararını beyefendi açıklıyor. Böyle bir şey olmaz. Bu işte bize kural lazım, kral lazım değil dediğimiz bu. Kuralsızlaştırma, kurumsuzlaştırma. Bir kurum var ortada. Bir komisyon var. Onun yerine geçen bir tek adam var. İşlevsizleştirme. Bunun için mi kurulmuş bu komisyon? O zaman denirdi asgari ücret tespit komisyonu 3 kişiden oluşmaktadır. Recep Bey, Tayyip Bey, Erdoğan Bey. Sayın Recep, Sayın Tayyip, Sayın Erdoğan. Sözcüsü de Recep Tayyip Erdoğan, çıksın açıklasın. Şahıs devletinin en somut örneği. Ama hak kaybettirici bir şey. Bakın bugüne hazırlıkta sanki. Türk İş Başkanı açlık sınırından bahsediyor. Açlık sınırına kırmızı çizgi yapıyor. Sonra gelen tepkiler üzerine ki bu tepkiler geliştirici ve aslında kendini destekleyici, cesaretlendirici tepkiler. Kimse yıkıcı bir şey yapmadı Türk İş'e. Ama açlık sınırını konuşma kardeşim. Yukarıya koy hedefini dedi, talebini dedi. Asgari ücret Türkiye'de sadece asgari ücret değil. Neredeyse ortalama ücret, temel ücret, ücretlerin %65'ini aldığı. Asgari ücrete biraz üstü %65 ve asgari ücret tüm ücretleri etkiliyor. Böyle olunca işte dün Türk İş Başkanı hepimizin gayretleriyle, hepinizin gayretleriyle nihayet 9 bin lira gibi bir rakam açıkladı. Bu da bir adım. Ama asgari ücret tespit komisyonunu böylesine işlevsizleştirmenin böylesine tuhaf sonuçları oluyor işte. Biz kendi pozisyonumuzu tekrar edelim. Asgari ücrete bir zam yapılacaksa bu bir, ilk 6 ayda verilen zammın içermediği enflasyon farkını. Enflasyonun çok altında zam alındı. Oradaki mağduriyeti gidermeli. İki, ikinci 6 aydaki enflasyonu vermeli. 3, gelecek yıla yönelik yaptığımıza göre enflasyon tahmini doğrultusunda bir zam içermeli. 4, son çeyreğin büyüme payından hakkını almalı. Bu 2 kere 2 4 şeklinde bu 4. 10.128 lira olarak hesapladık biz. 10.128 lira asgari ücrette Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisidir. Bunun da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şimdi
Motorlu taşıtlar vergisi burada. Cumhurbaşkanı kararıyla motorlu taşıtlar vergisine yapılacak zam oranı açıklandı. Oran %64,5. Yeniden değerleme düzeltiyorum. %61,5. Yeniden değerleme oranı %123. %61,5 olarak yapıyor. Peki yetkisi kaç? %80 oranında indirim yapma yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Yapmamış, %50 yapmış. Ve motorlu taşıtlar vergisini hepiniz %61,5 zamla ödeyeceksiniz. Peki neydi geçen hafta Erdoğan'ın sözü? Diyordu ki enflasyon %20 olacak. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Kimse fırsatçılık yapmasın. Ben de demiştim ki önümüzdeki günlerde senin belirleyeceğin zamlar olacak. %20'ye kendin uy demiştim. Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde %120 istediği gibi kendine zam, Cumhurbaşkanlığının harcamalarına zam daha doğrusu. Burada yetkisi %24,5'a kadar yetiyor. %61,5 zam yapıyor. Şimdi enflasyonun %20 olacağına herkes inansın deyip kendi inanmayan başta %61,5'u kabul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu da vatandaşlarımız görsün. Ocak ayıyla birlikte bir sürü şeyin fiyatı artacak. Hepsini göreceğiz. Erdoğan %20 sözüne sadık mı kalacak yoksa böyle %61,5'lara dayanacak mı? Meclis kapanmadan önce dün karar almışlar gidiyorlar biliyorsunuz. Durun yav dedik nereye gidiyorsunuz? Ne oldu bizim çocuk istismar komisyonu? 6 yaşında çocuğa yapılanlar ortadayken ve herkes biz de önerimizi hazırlıyoruz diye konuşuyorken karar yazmışlar. Bu kanunu bitirip gideceğiz. Bu kanunu bitireceğiz. Tatile gideceğiz. Ne oldu dedik çocuk istismar komisyonu? Ses yok. Kürsüden sordum, ses yok. Yerimden söz istedim. Dedim ki bütün partiler durumunu belli etsin. Muhalefetin durumu ne? Biz hazırız. İyi Parti hazır. HDP hazır. Neyse ki ittir kaktır söz aldılar. Efendim biz de hazırız. Komisyonu kurabiliriz. Sonra MHP de söyledi. Yarın bu komisyonun kurulması gerekiyor. Yoksa bu iş kaldıkça kalır. Diğer yandan Derya Yanık. Efendim üstümüze düşen her şeyi yaptık, muhalefeti iyi niyetli görmüyoruz. Yahu üstünüze düşen her şeyi yaptık diye söylemeye utanır insan. Bu çocuğun doktor tarafından uğradığı sürekli ve nitelikli cinsel saldırının ortaya çıkışı sizin döneminizde 10 yıl önce. Kemik yaşı tespit rezaletiyle başkasının kemik yaşıyla bu çocuğun o kocaya geri verilmesi sizin döneminizde. Daha sonra bu çocuğun 2 yıl önce devlete sığınması sizin döneminizde. Ama savcılığa konunun bildirilmesi sizin döneminizde. 23 ay sonra ancak iddianame yazılması sizin döneminizde. Daha ne olacak? Bu rezillik paçanızdan akmıyor da nerede duruyor? Bir de çıkmış üstümüze düşeni yapmışız. Ne yapmışsınız? Ayrıca şimdiki Adalet Bakanı o gün de Adalet Bakanı'ydı. Bir gece yarısı geldi. Çocuk yaşta evlendirilenlerle ilgili çocuk yaşta evlendirilenlere kanunumuz belli bir yaşın altında olduğu zaman bunu tecavüz sayıyor. Bunu yapanları içeri atıyor. Evlendilerse ya da evlenirlerse suçluyu hapisten çıkaralım diye kanun teklifi getirdi Bekir Bozdağ. Biz direndik ona gecenin bir yarısında. Bir maddesi de şey diyordu. Bu suç birçok kişi tarafından işlenmişse biri evlenirse hepsi kurtulur. Siz bunun parçasısınız. Sizin iktidarınız bu. Sizin kabine arkadaşınız bu. Ve biz direndik o gece. O çok kızdıkları Özgür Özel yoklama istiyor. Çok istiyor. O zaman 180 olan rakam 178'de kaldı da 2 kişi eksiğiyle meclisi kapattık. Salıya kadar Türkiye ayağa kalktı oturdu.
En son Kadem bile açıklama yaptı, dedi ki biz buna biz de karşıyız. Sonra çekildi önerge. Bekir Bozdağ kendi dedi, hepimizin kulakları duydu. Hepimiz hayattayız. Gözünün içine baka baka hatırlatıyorum. Ben bu önergeyi, ben diyorum ki daha yoklamayı almamışız. Çekin bunu, salı günü görüşelim diyorum. Bir 3-4 gün kamuoyu tartışsın diyorum. Partinizdeki kadınlar da buna isyan edecektir diyorum. Bana dedi ki bu önergeyi bu gece geçiremezsem bir daha hiçbir zaman geçiremem dedi. Bu lafı söylemiş Bekir Bozdağ'ın partisine bak. O önerge meclis kayıtlarında duruyor, meclis. Alın bir okuyun da nelere kalkışmışsınız bir görün. Ondan sonra bir de diyor ki biz her şeyi tam yapmışız. Milli Eğitim Bakanı uyanmış, kendine gelmiş. Ne diyor? Eğitimde olmayan çocuklar var, onları takip ediyoruz, peşindeyiz diyor. Yıllardır, aylardır söylüyoruz. Bir, çocuklar var, rakam bir sürü farklı farklı söyleniyor. Kendisi şimdi 270 bin rakamını kabul etmiş. Nerede bu çocuklar? Dernek, vakıf görünümlü, tarikatların, cemaatlerin, bir takım yurtları, yapıları, kaçak organizasyonlar, bilinmeyen apartmanlar. Nerelerde bu çocuklar? Bunların üstlerine kararlılıkla gitmek lazım. Bu meclisin hep beraber gitmesi lazım. Diğer yandan nasıl bir hazine bakanı varsa öyle yardımcılar, nasıl bir ekonomi yönetimi varsa öyle bir durumla karşı karşıyayız. Mahmut Gürcan Niğde'de esnaf ziyaret etmiş. Hazine Bakan Yardımcısı. İşler nasıl diye sorunca esnaf derdini anlatmış. Kiralara %100 zam gelince bizim keyfimiz nasıl olsun Sayın Bakan demiş. Beyefendinin de cevabı şu. İnşallah mülk sahibi olun. Ben dua edeyim, kiralar düşük olsun diye değil, İnşallah mülkünü alırsınız. O da olur, Allah yardımcınız olsun. Ya inşallahla, maşallahla bakanlık mı olur, bakan yardımcılığı mı olur, kamu yönetimi mi olur? Adam diyor kiramı ödeyemiyorum. Bu diyor ki inşallah bu dükkanı satın alırsın. Sen ona %100'lük kira artışına karşı ne yapacağını, ne yapması gerektiğini, senin devlet olarak ne destek vereceğini anlatacaksın. Ona önce kirasını ödeyecek parayı nasıl kazanacak onu öğreteceksin. Ondan sonra zaten o para kazanırsa mülk mü alır, ev mi alır, başka iş mi kurar, ona kendisi bakar. Kirayı ödeyemiyorum diyene mülkünü alırsın inşallah diyorlar. Böyle bir anlayış. Ama ne işi var bu anlayışın derseniz Niğde'de, bir süredir takip ediyoruz. Bakın. Mahmut Gürcan, Maliye Bakan Yardımcısı. Hazine Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gürcan'ın sunumlarını dinledik. Paylaşımları için teşekkür ederiz. Genel Merkez Kadın Kolları. Siyaset Akademisi'ndeki Mahmut Gürcan bir bakan, AK Parti'nin Siyaset Akademisi'nde kadın kollarına sunum yapmış. Mahmut Gürcan, Şile İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda teşkilat mensuplarına sunum yapmış ekonomiyle ilgili. Mahmut Gürcan, Hazine Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Zafere hazırız. AK Parti İlçe Teşkilatı. Mahmut Gürcan, AK Parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatı'nda ekonomi sunumu. Kendi Twitter hesabında hepsi var, bakabilirsiniz. Mahmut Gürcan, Beyoğlu İlçe Teşkilatı'nda ekonomi sunumu. Mahmut Gürcan, Mahmut Gürcan'ı, burası neresiymiş? İlçe Başkanlığı'nda diyor. Lokman Çağırıcı İlçe Başkanı duyurmuş. Bağcılar İlçe Başkanlığı, Mahmut Gürcan. Mustafa Ataş da Mahmut Gürcan'a teşekkür ediyor. İstanbul'da İl Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunda Sultanbeyli'de yapmış oldukları sunum için. Bir parti düşünün, ilçe örgütlerine bakan yardımcısı gidip tek tek ekonomi sunumu yapıyor. Devletin partisi mi, partinin devleti mi? Bunların altında en lüks Mercedes var. Tayyip Erdoğan'ın limuzini hariç, ondan sonra gelen herkesin bildiği o en pahalı Mercedeslerden bakan yardımcılarının altına çekmiş durumdalar.
bu Mercedes'lere, bu pahalı arabalara biniyorlar. AK Parti'nin önüne çekiyorlar. Önünde devletin polisi eskort, arkasında dünya kadar koruma, AK Parti yararına eğitim veriyorlar. Böyle devlet olur mu? Böyle anlayış olur mu? Böyle rezalet olur mu? Bir bakanlığın kaynakları bir partinin yararına harcanabilir mi? Biz daha ne söyleyelim? Ekonomiyle ilgili geniş değerlendirmeyi yarın yapacağız. Süre açısından da değerlendirelim. Recep Tayyip Erdoğan biraz önce, bir yarım saat kadar önce haftalık grup toplantısını yaptı ve meclisten ayrıldı. Toplantıda bir sürü saçma sapan, ipe sapa gelmez gerçek dışı bilgiyi ucuzuna eklemiş, anlatıyor. Diyor ki CHP için geldiklerinde şehir hastanelerini yıkacaklarmış, petrol kuyularını kapatacaklarmış, İHA'ların kanatlarını kıracaklarmış. Vallahi de yalan, billahi de yalan da insan sırf bütün televizyonlar beni veriyor. Kahvedeki bir seçmen Anadolu'nun bir kasabasında, bir köyünde bunu duyar. Koskoca Cumhurbaşkanı yalan mı atacak der. Ve bu yüzden bunun gerçekliğine inanır. Bütün yokluğuna, yoksulluğuna, çektiği çileye rağmen onlar gelmesin diye bir daha bana oy atar diye böyle ucuz siyaset olur mu ya? Bu var mı siyasette? Siz duydunuz mu biz gelince petrol kuyularının üstüne beton dökeceğiz dediğimizi? Buradan soruyorum, bütün basın mensuplarına soruyorum. AK Parti'ye yakın bütün kanallara soruyorum. Bütün herkese soruyorum. Petrol kuyularının üstüne beton dökeceğiz diyen var mı? Şehir hastanelerini yıkacağız diyen var mı? İHA'ların kanadını kıracağız diyen var mı? Böyle yalan olur mu? Şehir hastanesini Bursa'dan taksiyle 150 lira öteye yapmana laf ediyoruz. Şehir hastanesini devletin parasıyla yapabilip de en iyi hizmeti verebilecekken yandaşlarına 30 yıl kira ödemene, kamu özel işbirliği için yap işlet devret yerine, yap işlet torunlara borç devret yapmana kızıyoruz. Şehir hastanesine hasta vermedik yalanına itiraz ediyoruz. Tahlil garantisi vermişsin. Tavşana mı yapıyorsun o tahlilleri? Röntgen garantisi vermişsin. Kimin röntgenini çekiyorsun? Hepsinin bir yüzdesi var. Buna itiraz ediyoruz. Petrol kuyusu. Türkiye'de bir kuyudan petrol fışkırsın. Milli takım finale çıkmış gibi ayağa kalkıyoruz biz ya. Kim ne diyor? Nasıl olur böyle bir şey? Türkiye petrol bulacak. Türkiye doğalgaz bulacak. Biz de gideceğiz o kuyuyu kapacağız. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. CHP'nin yaptıklarını atıyoruz 15 metre. AKP'nin sattıklarını atıyoruz 15 metre. Tırrr önüne kadar. Allah'tan korkun, bu olmaz ya. Bir de Recep Tayyip Erdoğan. İnanmayı, inancı, duayı kimselere bırakmaz. Bu mu? Bu mu Müslüman? Müslüman sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Her lafın başı Müslüman. Müslümanlıkta var mı bu kardeşim? CHP gelirse petrol kuyularına beton dökecekmiş. Böyle bir şey yok. Bu ülkede ne yatırım varsa, doğru yapılan ne iş varsa, yapılması gereken ne iş varsa, eksiği varsa tamamlarız. Yapılanın üstüne koyarız, olmayanı yaparız. Ama böyle yalana da papuç bırakmayız yani. Bay Kemal diyormuş ki çiftçiye destek yok. Bak diyor, rakamlarla konuşuyorum. Kanun var. Gayri safi milli hasıların %1'ini vereceksin. Kendin açıklıyorsun. Ne vermişsin? 39 milyar. Ne vermen lazımmış? 134 milyar. Bu çiftçi senden ne kadar alacaktı? Tam 100 milyar. Sen çiftçiye verseydin onu, bugün verdiğinin 3 katını vermiş olacaktın. 3,5 katını. Yani 4 vereceksin, yarım vermişsin, 3,5'ünü vermemişsin. Bir de diyor rakamlarla konuşuyorum. Ne verdin? Kur korumalı mevduata yılbaşından şu ana kadar 200 milyar verdin. 200 milyar. Çiftçiye bu 200 milyarın 100 milyarı çiftçininmiş. Yani
20 milyon çiftçinin cebinden almışsın 100 milyarı. Bir avuç zenginin cebine koymuşsun kardeşim sen. Sonra diyor ki Bay Kemal diyor, bak rakamlarla konuşuyorum. O rakamları topluyorsun 39 milyar. Verilmesi gereken 134 milyar. Olacak iş değil. Fırsatçıların memura, emekliye, işçiye yapacağımız iyileştirmelerin yılbaşında eriyip götürmelerine rıza göstermeyiz. Yani beyefendi, yılbaşında asgari ücrete, emekliye bir zam yapılacak. Mecbur yapılacak. Kanun gereği yapılacak. O zam yapılacakmış, fırsatçılar bunu götürecekmiş, izin vermeyecekmiş. Ya bu ülkede sen ben bilirim ben deyip %18 faiz, %19 enflasyon varken faizi bütün dünyadaki ve Türkiye'deki gerçek ekonomistlerin bütün itirazlarına rağmen zorla düşürüp enflasyonu TÜİK'e göre 84, gerçekte %150'nin üstüne çıkaran, fırlatan sensin. Bunu yapan sensin. Şimdi gelmiş fırsatçılar diyor. Bir fırsatçılık varsa nedir? Geçen sene Aralık'ta inanılmaz bir enflasyon vardı. Bu sene Aralık'ta daha düşük bir enflasyon olacak. Bir yıl geriye bakarak hesaplandığı için baz etkisi diye bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan baz etkisi üzerinden ben gelecek aydan itibaren göreceksiniz enflasyon düşecek diyor ve hayat pahalılığını düşüreceğiz diyor. Şimdi enflasyon 80'den inse ki, ya onun dediği 60'a falan inecek, inse ki 40'lara. Sanki hayat pahalılığı düşecek gibi anlatıyor. Oysa ki enflasyon geçen sene 80, bu sene 40 olursa hesaplamada, bir yılın sonunda 100 liradan 180 liraya çıkan mal, sonra da 220 liraya çıkacak. Sen enflasyonu sıfır yaparsan hayat pahalılığı durur. Eksi yaparsan düşer. %61,5 zam yaparsan motorlu taşıt vergilerine, adamın cebinden çıkacak para 1000 lirayken 1600 lira olur. Ondan sonra esnafa, markete fırsatçılık de. Esas fırsatçılık baz etkisine güvenip seçmene kaz etkisi yaratmaya çalışmak. Kimse senin tüyünü yolacağın kaz değil kardeşim. Böyle bir laf oyunuyla zaten baz etkisiyle düşecek olan rakamı sanki hayat ucuzluyormuş gibi anlatmak hepimizde ama en çok da seçmenle alay etmektir. Buna da izin vermeyeceğiz. Siyasi duruşuyla nedeniyle değil, hakareti nedeniyle ceza alan şahıs demiş Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi ve diyor ki bitmemiş yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik. Ekrem İmamoğlu'nun mevzusunu birkaç cümleyle hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu yurt dışına gidip seçimin iptal edildiğini, ikinci kez kazanmak zorunda kaldığını, bütün devletin karşısına geçtiğini ama ikinci kez seçim kazandığını anlatınca o gece İstanbul seçimlerini terörize edip sandıklar açılınca Binali Bey'i arabasının kapısına kadar geçirip göya kendi gördüğü şekilde bir köşede ağlayan Soylu yurt dışında ahmaklık ettin, bizi yurt dışına şikayet ettin, ahmaksın dedi. Sordular, mikrofon uzattılar. Soylu size ahmak dedi, ne dersiniz? Ben değilim, seçimi iptal edenlerdir ahmak dedi. Mahkeme başkanı bile diyor ki bu lafın Soylu'ya edildiğine şüphe yok bir önceki celsede. Tutanaklara geçmiş. Ama karar veriyorlar, bunu YSK'ya söyledi. YSK, biz şikayetçi olmadık, davaya müdahil de olmadık diyor. Bunun üzerinden 2 yıl 7 ay seçim, 2 yıl 7 ay hapis cezası, siyasi haklardan mahrumiyet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiir, oradan süngü miğfer deyince savaş, halkı kim ve nefret, düşmanlık diye zorlama bir yorumla onu siyaset dışına ittikleri gibi bugün de Ekrem İmamoğlu'nu
Ama sen buna demedin, buna dedin diyerek. Ağmak demek siyasi yasaksa, hepimizin gözünün önünde Ekrem İmamoğlu, ki o da kamu görevlisi, ona ağmak diyen Soylu nasıl göreve devam edecek? Hepimize dönüp dönüp çürükler sürtükler diyen Recep Tayyip Erdoğan, biz hepimiz kamu görevlisiyiz. Buraya gelip de milletvekillerine şerefsiz diyenler göreve devam edecek. Esas almak odur da dedin diye görevden men olacak. Bunu bir görelim. Böyle bu kadar ucuz yalan yok. Sonra yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik. Ya bir önceki hakim dedi ki, bana kararımı sordular. Ben de Tayyip Bey'i seviyorum. Ben de AK Parti'ye oy veriyorum. Ama benim bir vicdanım var. Ben böyle bir ceza veremem dedim. Beni aldılar. 8 yıllığına İstanbul'da görev yapacak. Daha 6 yılım varken Samsun'a sürdüler. Yerine bir başka hakim geliyor. Bir disiplin soruşturması var. İçeriğine girmeyeceğim. Alengirli bir konudan disiplin soruşturması. Tepesinde giyotin sallanıyor. O hakime bu kararı aldırıyorlar. Dahası söyleyelim. Karardan önce toplanıyorlar. 4-5 kişi karşı çıkıyor AK Parti'de. Soylu bastırıyor. Tayyip Bey toplantının sonucunda Devlet Bey'e gidiyor. Karardan bir gün önce, kritik konulardan önce bilgi veriyorlar ya. Sonra da hakim bu kararı okuyor. Siyaset mühendisliği yapmakla suçlanan bize bak. Mahkemenin karardan önce değiştirilen hakimi, sürülen hakim bunları derken, sen karardan bir gün önce ne yapalım toplantısı yaparken, Soylu'nun ısrarlarıyla ve senin kararlılığınla bu kararı çıkartıp gidip de Devlet Bey'e bilgi vermişken, siyaset mühendisliğiyle bizi suçlayanlara ne demek lazım? Ekonomiyle ilgili yarın biraz uzun konuşuruz arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla yanıtlanması gereken kısımlar ve bizim gündeme getirmek istediklerimiz bu kadar görünüyor. Sorunuz varsa yanıtlayayım. Buyurun. Erkan Bey'in söylediğinin değerlendirmeye yeter bir tarafı yok. Erkan Bey'in söylediğini Türk Gün Gazetesi'nde onun için hakaret eden bir köşe yazarı, baş yazar var. Devlet Bahçeli'nin de baş danışmanı. Onunla birlikte değerlendirsinler. Onu ciddiye alacak bir tarafı yok bu işin. Ama Sayın Akşener'in grup toplantısını takip ettik mümkün olduğu kadar. Son derece nazik bir dille pozisyonunu doğru tarif eden, hem Sayın Genel Başkan hem partimizin kurumsal kişiliğine karşı son derece nazik bir dille yapılmış açıklamalardı. Biz de dikkatle, memnuniyetle takip ettik. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun Kemal. Doğru, 280 bin. Şimdi meselenin özü şu. Bu AK Parti'nin söyledikleri aslında hani ne zaman ne söylediklerini, ne yaptıklarını, hangi sorulara ne tepkiler verdiklerini görürseniz hani muhalefet partisine falan gerek yok. Kendi kendilerine muhalefet bunlar. Mesela Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Bundan sonra diyor, biz diyor sosyal devletin şemsiyesini genişleteceğiz. Sosyal korumanını genişleteceğiz. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, yoksulluğa çiğnetmeyeceğiz falan böyle laflar ediyorlar. Kardeşim Elif Nur Eskişehir'de 6 yaşında açlıktan ölmedi mi? 20 yıldır kim iktidarda? 20 gündür iktidarda olsa adam bir sorumluluk hisseder. 20 aydır iktidarda olsa utanır, bu konuda bir şey söylemez. 20 yıldır ülkeyi yöneteceksin. 6 yaşında kız çocuğu açlıktan hayatını kaybedecek.
Sen diyeceksin ki sosyal devletin kollarını daha da genişleteceğiz. Bugüne kadar neredeydin derler. Derya Yanık'ı biraz önce söyledim. 10 yıl önce çocuk, doktor diyor bu çocuk tecavüze uğramış. Çocuğun kendi el yazısı var. Kemik yaşını başkasından kemik örneği veriliyor. AKPERT'in yönettiği ülkede. Olay 10 yıl sonra açığa çıkıyor. 2 yıldır savcılıkta bekliyor. Üstümüze düşen her şeyi yapmışız. Gelinen noktada dilimizde tüy bitti Milli Eğitim Bakanı'na. Senin verilerini koyduk. Burada kaç kere ben söyledim. Kadın milletvekillerimiz komisyonda, bütün milletvekillerimiz genel kurulda. Bu çocuklar nerede? Bu çocuklar nerede diyoruz? Çıkmış bugün 270 bin rakamını açıklıyor. E biz söyleyince rakamlarınızı kontrol edin. Nereden bulunduğu belli olmayan rakamlar. Ne oldu beyefendi? 270 bin çocuk nerede? Bugüne kadar sen neredeydin? Biz bu konuları üstünde dura kafanıza çaka çaka kamuoyu da bu konuda bir refleks gösterince dönmüş bakmış 270 bin çocuk kayıp nerede? Nerede? O sizin cenazelerine koşa koşa gittiğiniz, o Atatürk düşmanlarının, o Cumhuriyet düşmanlarının, o anayasal düzen düşmanlarının ya da size akıl veren Türkiye'yi bambaşka bir İslam devleti olsun, İstanbul'dan yönetilsin deyip de sarayda danışman olarak masalara oturttuklarınızın bir takım evleri, bir takım yurtları, bir takım kaçak yerler, bilinmeyen tabelasız o koca koca apartmanlar var ya, oralarda bu çocuklar. Bu çocukları bulmak, kurtarmak lazım. İçlerinde gelecekte hep birlikte hikayesine ağlayacağımız mağdurlar var. O çocuklara devletin şefkatli elini uzatmak lazım da bugüne kadar sen neredeydin Mahmut Efendi derler yani. Buyurun. Şimdi baba oğul meselesinde şaka bir yana demiş sonradan. Ben siyasetçiler bir yerde bunu espri olarak yaptıklarını beyan ediyorlarsa biz ilkesel olarak şaka bir yana dedi diye dönüp de o lafa doğrudan bir cevap vermiyoruz. Ama siz merak ettiyseniz şöyle söyleyelim. Kemal Bey'in geçmişte baba oğul gibiyiz ya da kardeş gibiyiz deyip de bugün gırtlak gırtlağa geldiği, bugün hainlikle suçladığı kimse yok. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ın aramızdaki kardeşlik hukukunu bozamazlar dediği partisinin ikinci genel başkanı olan Sayın Davutoğlu'na hain dediğini, Sayın Davutoğlu'nun siyasi toplantılarını provoke ettirdiğini, partisinin mensuplarınca saldırılar düzenlettirdiğini, kendinin hainlikle suçlandığını ve ağızdan çıkan en ağır lafları Sayın Davutoğlu için sarf ettiğini biliyorum. Kemal Bey birine oğlum gibidir diyorsa, o kişi de onur duydum, gurur duydum diyorsa, Recep Tayyip Erdoğan'a ona buna şaka yapmak değil, anasını ağlattığı gözü yaşlı yoksulların, gariplerin, kimsesizlerin, güvencesizlerin derdine derman olmak düşer. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın en ağır saldırdığı kişiye bugün metiyeler düzdüğünü biliyorum. Şimdi kardeş olduklarına geçmişte en ağır hakaretleri ediyordu Devlet Bahçeli'ye. Dünden bugüne her söylediği sözü çiğneyip, örneğin kendisine en ağır sözleri söyleyen Süleyman Soylu şimdi üçüncü oğlu mu? Onu bir açıklasın. Eğer o hırsızdan hesap sormazsam namerdim, Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sormayan namerttir diyen Süleyman Soylu olmuşsa bugün üçüncü oğlu, tutarsızlığı kendinde arasın. Bizim geçmişte evlat, oğul deyip, kardeş deyip bugün hain diye yaftaladığımız, şerefine laf söylediğimiz kimse yok. Kendine baksın.
Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.